Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Senenin bu son haftasına girerken gerçekten tarihi bir haftayı geride bıraktık. Hem kur tarafındaki hareketler hem borsa tarafındaki hareketler oldukça şiddetli bir volatilite gösterdi. Bundan sonraki dönemde her iki tarafta da bu volatilitenin azalmasını ümit ediyoruz. Kur tarafında göreceli bir sakinleşme var artık. Herhalde seneyi 111 civarlarında bir yerde, belki de işte son 1-2 günü bazen. Her zaman kurun sene kapanış rakamını alınca gün saat 3.30 kurları biraz daha bir nebze aşağıda kabul edilir. Yani şu an 11 gördüğümüz kur bugün 10.60 olabilir, 10.72 olabilir. Bunlar mümkün. Bunlar da tabii ki bizim senelik kur hesaplarını ortalama kur hesapları, son çeyrekteki hesapları etkileyecek olan rakamlar. Bunlarla birlikte tabii ki bu senenin kurları sabitleştikten sonra 2022'ye için kullanmamızı gerekecek olan kurları da tekrar gözden geçiriyor olacağız. Bu haftaya başlarken biliyorsunuz global piyasalarda genelde bir tatil havası vardır. Çok ciddi işlem hacimleri olmaz. Piyasalar açık olmasına rağmen sakindir. Birçok sermaye piyasası çalışanının tatil kullandığı bir hafta. Cuma günü de öyle bir gündü. Noel günü olduğu için yabancı katılımının bizde çok fazla olmadığı. Bu hafta da genel olarak sakin bir hafta olması o yönden olabileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak bu omikron varyantının son 1-2 haftada daha önce daha az görülen yerlerde bile biraz fazlalaşmasıyla birlikte hafif bir endişe olduğunu görüyorum ve okuyorum ben piyasalarda. İşte iptal edilen uçak seferleri ABD'de hani panik olacak bir durum değil ama bu haftanın ufak bir teması olarak da bu vaka sayılarının artmış olması belki geçen haftanın son gününde bir nebze de olsa yatırımcılığın yaralarını saran havacılık sektöründe yine temkinli bir seyre sebep olabilir. Genel piyasalar sakin bir seyirde Cuma'ya göre. Kapanış hem Asya'da hem ABD'deki vadeliler kapanış seviyelerine yakınlar açıkçası. Bizde ise geçen hafta açıklanan kur korumalı mevduatla ilgili işte bazı yeni detaylar daha çıkıyor. Yani yeni yeni tamamen oturuyor. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi kur korumalı bu sistemde stopajın sıfır olacak olması. Hatırlayacaksınız pandemiyle birlikte stopaj avantajı getirilmiştir Türk lirası mevduatlara. Bu da işte ilk önce 6 ay sonra diğer 3 aylarda bir uzatılarak bu senenin sonuna kadar geliyordu. Ancak baktığımızda diğer TL mevduat faizleri için stopaj uygulamasına geri dönülüyor. 6 ay kadar olan dönemler için %15, 6 aydan uzun dönemler için ise %12 olarak Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı cumartesi sabahı kararnamede gördüğümüz rakamlar bunlar. Burada tabii ki bu yeni kur mevduat sistemi önemli bir avantaj getiriyor, stopaj avantajı. Bunun biraz daha teşvik edici bir faktör olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü sonuçta bu tarafta nereden baksanız 112 bir stopaj ödemenin getirdiği bir dezavantaj var. Yani çok daha rakamlar belli değil. Yani bu sistemin başarılı olması tabii ki dolar
ve diğer dövizlerdeki mevduatların TL'ye ne boyutta geçişin olacağı, Cumhurbaşkanı işte açıklandığından beri 23 milyar TL gibi bir rakam olduğunu söyledi. Bunu zamanla öğreneceğiz ve göreceğiz. Hani onunla ilgili ayrı bir istatistik yayınlanacak mı da bilmiyorum. Ancak işte BDDK'dan vesaireden özel bir yayın, bir rakam yayınlanırsa biz o rakamı görüyor olabileceğiz. Çünkü dönemsel olarak haftalık verilerde baktığınızda sadece Çi dataya bakmak yanıltıcı olabiliyor. O hafta işte vergi ödemeleri olabiliyor. Ondan dolayı TL mevduatları azalmış olabiliyor vesaire. O rakamlara bakarak biz analistlerin bir çıkarım yapması çok zor oluyor açıkçası. Geçen hafta itibarıyla toplam sistemdeki dolarizasyon oranı %69'a yükselmişti. Yani dediğim gibi tabii dolar TL'nin değerinin yükselmesiyle de alakalı ama yani para birinin Türk lirası olduğu bir ekonomide toplam mevduatların değerinin %69'unun yabancı para birimi cinsinden olması ben kabul edilebilecek bir seviye değil açıkçası. Tabii ki hani burada vatandaşları da suçlamıyorum, orada kendilerini korumak için 2013'ten beri doğru olan bir stratejiyi izlediler. Özellikle 2016'dan sonra da bunun artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu 2011'de %31'e kadar gerilemişti. Yani bizim sistemimizin her zaman bir kısmı dolarizeydi. En son yaşadığımız büyük kriz olan 2001'de de maksimum %62'ye kadar, o da bir iki hafta için ancak, yükselmiş bir orandı. Dediğim gibi bu sistemin tasarruflarının önemli kısmının döviz olması bankacılık sistemi açısından da aslında bir handikap. Çünkü bir kur uyuşmazlığı getiriyor ve bunu yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Ekstra maliyet getiren bir şey bu. TL'ye dönüp insanların tabii ki Türk lirasına olan güveninin artması uzun vadede önemli bir gelişme olacak. O yüzden biz de takip etmeye çalışacağız buradaki bu yeni sistemin ne kadar kalıcı olacağını. Ancak hani ben bunun en iyi ihtimalle seçimlere kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hani bu da çünkü ayrıca bir yaratılmış yeni bir sistem ama devamlılığı onun ötesinde çok fazla olmaması gereken bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir buradaki zararın oluşması durumunda ise tüm kamunun üstleneceği bir sistem bu açıkçası. Onun dışında baktığınızda bu haftanın önemli bir verisi yok açıkçası. Bir tek ayın 31'inde dış ticaret verisi olacak. İşte geçen aydan bu aya orada ciddi bir artış bekleniyor. Geçen ay 1.4 milyar dolar bir açık vardı. Bu ay tekrar 5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu sistemin başarılı olmasında ve TL'nin önümüzdeki dönemde daha az volatil olmasında tabii bizim cari açık veriyor olmamız çok önemli. Pardon, cari fazla veriyor olmamız önemli. Çünkü burada baktığınızda tabii konuşulan çok şey var. İşte bu yeni sistem Merkez Bankası rezervlerini artırıyor. Ama şimdi siz kendi Merkez Bankası rezervlerinin artmasının önemli tek ve güvenilir tek kaynağı var. O da yurt dışından gelen para. Yani sıcağı tamam istemiyoruz, onu bir yana bıraktık ama efektif döviz olmadığı sürece açıkçası siz kendi sisteminiz içindeki dolarları Merkez Bankası bilançosunda göstermeye başladığınızda bu aslında rakamsal bir gösterim biçimi bence. O yüzden efektif döviz girişinin yani cari fazla vererek bunu bizim başarmamız o zaman Merkez Bankası'nın rezervlerinin gerçekten güvenilir bir şekilde arttığına görüyor olacağız. Bu senenin en önemli son verisi ise gelecek pazartesi günü tekrar döndüğümüzde görüyor olacağız. O da Aralık ayı enflasyon verisi. Bloomberg konsensusa göre %5,5 bir artış bekleniyor. Bu da yıllık enflasyonu %26,20'ye
yükseltiyor. Bizim tahminimiz ise %6.2. O da yıllık enflasyonu 27.2'ye yükseltiyor. Aralıklı ayı bence oldukça sürprizlere açık bir ay. Çok geçen haftaya göre inanılmaz fiyat artışları olmuş. Bu fiyat artışlarında çok göreceli bazı ürünlerde %10'a varan indirimler görüyorum ben. Gözlemlediğim açıkçası o. Ama hani ben Aralık ayı enflasyonu %9 ve 10'a yaklaşan bir rakamda çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Yani seneyi %30'da kapamamız, 30'un üzerinde de kapamamızın çok olabilir bir gerçekleşme olacağını düşünüyorum açıkçası. O pazartesi o yüzden önemli olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın değerli yatırımcılar. Piyasalara baktığımızda geçtiğimiz hafta açıkçası tarihi bir hafta oldu. Yoğun bir volatilite, yoğun bir satış baskısıyla işlemlerini tamamladı. Sonra haftanın son işlem gününde gelen tepki alımları biraz umut oldu piyasalara. En azından tepkisini verdi ve 1900 seviyesine çok çok yakın noktalarda kapanışlarını gerçekleştirdi. Genel olarak baktığımızda yeni hafta yatay başlayacağımızı düşünüyoruz. Açılışın ardından 1900 seviyesini test edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktayı kırması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Burada 1925 ve 21 günlük ortalama olan 1965 seviyesini yakından takip ediyor olacağız. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda ise, yani satışların devam etmesi, örneğin kur tarafında yeniden 10.50'lere doğru bir geri çekilme yaşanması durumunda, o zaman endekste satış baskısını hızlanacağını düşünüyoruz. Burada da 1850 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Onun altında da 1810 seviyesi ana destek noktamız olarak yine karşımıza çıkacaktır. Kur tarafında eğer hani 11'lerin altına sarkmalar yaşanmazsa genel olarak kendi spesifiğinde hisseler devam eder, ama 11'in altındaki hareketlerde yine işte bu ereğli, şişe, hani kurla beraber ciddi şekilde artışlar yaşayan hisselerde, havacılık sektöründeki gibi yine satış baskısı olabilir. Burada yine takip edeceğimiz, bizim bu hafta zaten küresel piyasalarda çok bir volatilite olmaz. İşte düşük işlem hacmiyle seyreder Batuhan abinin dediği gibi. Burada ama bizim tarafta da hani takip edeceğimiz yine kurlar ön planda olacaktır. Kur tarafındaki yükselişlerde endekste biraz daha toparlanma hareketi görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Bunun altını çizelim. Hisse bazında baktığımızda Koç Holding tarafından tam 5 günlük ortalamasında bir kapanış gerçekleştirdi Koç Holding. Burada 30.10 seviyesine doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Sabancı Holding 5 günlük üzerinde kapattı. Burada 14'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Tofaş yine 3 gündür açıkçası iyi bir dip yaptı. 65 ile 70 bandı içerisinde. Burada Tofaş'ın 76'lara doğru bir hareketlenme gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. Arçelik'te de yine en hızlı toparlayan şirketlerden bir tanesi 54.10'a doğru bir hareketlenme göreceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında bu kur tarafında yaşanan satışlardan en fazla etkilenen şirketlerden bir tanesi Şişe'ydi. Ancak Cuma günü biraz kendini toparlayabildi. Ama önemli yerleri geçtiğini düşünüyoruz. Burada 14.40'lara doğru Şişe tarafında ataklar gelmesi kısa vadede çok çok olasıdır diye düşünmekteyiz. Genel olarak kur tarafına bakacağımız, kurdaki yükselişlerle biraz daha toparlama hareketi göreceğimiz veya kurdaki çok geri çekilme, sert geri çekilmeler bir dengelenme çabasıyla anlık işte yine o büyük endeks üzerinde ağırlığı olan sanayi hisselerinde geri çekilme yaşanabilir. Bir kere etmekte fayda var ama çok yoğun, volatilitesi yüksek, yani geçtiğimiz hafta gibi çok sert hareketlerin olacağını düşünmüyoruz. Benim de diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.